Ve Kenan Işık'a veda ediyoruz bugün. 10 yıl komada kaldıktan sonra dün sabah 76 yaşında hayatını kaybetti Kenan Işık. Bugün ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Kenan Işık için. Yarın cenazesi Ankara'da olacak. Önce gidelim Atatürk Kültür Merkezi'ne. Ahmet Nazif Vural konuklarıyla konuşacak ayrıntıları. Türk sinemasının en önemli, Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden birisiydi Kenan Işık. Peki sadece tiyatrodan mı biliyorduk? Hayır, tabii ki Kenan Işık özellikle kendi sunduğu o programlarla birlikte belki de dünya çapında tanınmış o programları sırf Kenan Işık için izler olmuştuk. Öyle bir kişiydi kendisi ve birçok şu anki sanatçının da aynı zamanda idolü ve ustasıydı. Malatya'da başlayan hayat öyküsü ne yazık ki dün itibariyle İstanbul'da sona erdi ve işte Kenan Işık için burada sevenleri de toplandı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Bir tören birazdan başlayacak ve kendisi için burada hüzünlü bir bekleyiş var ve yanımızda da kendisiyle alakalı çokça bilgisinin olduğunu da bildiğim Yüksel Aytu var. Kendisi Sabah Gazetesi yazarı. Yüksel Bey, yerinize hoş geldiniz. Nasıl tanımlardınız Kenan Işık'ı? Şimdi ikiye ayırmak lazım. Kenan abi anlatırken iki açıdan, iki cepheden bakmak lazım. Bir, sanatçı kişiliği, iki, insani kişiliği, insani vasıfları. Her ikisi de mükemmeldi. Sanatçılığından dem vurursak, aslında gazeteci olarak hayata atılmıştı, pek az kimse bilir. Gazetecilik tandansı olan, eleştirel bir gözü olan, ki sanatçılıkta bu da çok önemlidir. Eğer altyapınızda o eleştirel kimlik, o sosyal hayatı, yapıyı süzebilecek bir yeteneğiniz, görüşünüz varsa bu sizin sanatçılığınızda daha öne çıkmanızı sağlar. Önemli bir erdemdir. O mevcuttu. Daha sonra tiyatro oyunculuğu, sinema, televizyon dizileri ve yarışma programı sunuculuğu. Aslında kamuoyunun büyük kısmı onu ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının babacan, şefkatli, yardımsever sunucusu olarak tanıdı. Ama o aslında buzdağının su üstünde kalan kısmıydı. Aşağıda 7 katı vardı, 7 kat fazlası vardı. Tiyatro yönetmenliği sırasında hem yeni eserleri Türk tiyatrosuna katmak, sahnelemek, hem genç oyuncuların yetişmesine, parlamasına yardımcı olmak adına da çok önemli görevler üstlendi, ifalarda bulundu. Televizyon kısmı tabii konum itibariyle beni daha fazla ilgilendiriyordu. Kendimi çok şanslı hissediyorum her şeyden önce. Kenan Işık abimle aynı çatı altında çalıştığım, beraber ortak mesai yaptığım için kendimi mutlu addediyorum. Herkese nasip olmadı. Kenan Işık'ın akılda kalan televizyon icraatları arasında yarışmanın dışında bir de Dadı dizisi vardı, hatırlar herkes, unutulmaz. Oradaki performansı da gerçekten nasıl diyeyim, yılların biriktirdiği o oyunculuk harmonisinin efendim vücut bulmuş hali gibiydi. Herkes oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Sanki bir adım geride yardımcı oyuncuymuş gibi görünse de aslında o dizinin temel direğiydi. Zaten büyük oyuncular için rolün küçüğü büyüğü olmaz. O rolü büyütmek, yetiştirmek, hatta emzirmek, büyütmek, serpiltmek önemlidir. Kenan Işık da Dadı da işte aynen onu yapmıştı. Sanatçı kişiliğinin yanı sıra insani vasıflarına da değinmek istiyorum bu fırsattan faydalanarak. Hani bir deyim vardır, İstanbul beyefendisi derler. Nitelikleriyle, vizyonuyla, giyimiyle, kuşamıyla, tavrıyla, nezaketiyle, hürmetiyle bu nitelemeyi hak eden ender insanlardan biriydi Kenan Işık. Yaklaşık 10 yıl önce o acı haberi aldık. Hepimizi heyecanlandıran, hepimizi hüzne boğan o haberi aldıktan sonra ben hiç umudumu yitirmemiştim açıkçası. Aradan 10 yıl geçmiş olmasına rağmen umutluydum. Umudum vardı. Bekliyordum tekrar aramıza dönecek. Tekrar o yarışma
sunuculuğu koltuğuna oturacak diye. Maalesef olmadı. Vadesi bu kadarmış ama şu anda karşımda da bir genç muhabir arkadaşım, bir televizyoncu arkadaşım Ahmet bulunuyor. Ahmet, sen ve senin gibilerin Kenan Işık'tan öğreneceği, hepimizin öğreneceği çok şey var. Onu bugün öte dünyaya uğurluyor olabiliriz ama televizyonculuk ilkelerini, sunuş yöntemini, nezaketini, kibarlığını hepimiz örnek alalım istiyorum. Siz özellikle burada şunu soracağım. Örnek alınması gereken, idol alınması gereken ve hakkında belki de çok uzun süreler konuşulması gereken bir kişiydi Kenan Işık. Siz onunla beraberken en çok aklınıza mıh gibi takılıp kalan hangi anı var? Neler yaşadınız? Böyle bize biraz anlatmak ister misiniz? Bir tanesi var ki içimde ukdedir. Yaklaşık 12 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Büyü filminin çadırdan bozma garip bir sinema salonunda efendim galası vardı, ilk gösterimi vardı. Davetliydik, ben de gittim. Hatta başrol oyuncusu sevgili İpek Tuzcuoğlu'yla beraber gitmiştik. O da filmde rol alıyordu. Salona girdik. Baktım yürüyen merdivenlerin orasında, kenarında bir kadife perdelerin yanında, yanı başında mumlar yanıyordu dekor olarak. Strafor sarılmıştı etrafına da köpük. Çok tehlikeliydi. Dev mumlar yanlarında, kadife perdeler. Tehlikenin farkına vardım gazeteci refleksiyle. Dedim ki ilk gördüğüm güvenlik görevlisine bunu söyleyeyim de burada bir tehlike, bir yangın vesaire olmasın fuayede. Tam yürüyen merdivenlerden çıktım, bir baktım başında sevgili Kenan abi duruyor. Uzun süredir de görüşmüyorduk. Sarıldık, öpüştük. Bir muhabbet başladı. Harikaydı sohbeti zaten. İnsanı sarıp sarmalardı. Ben o muhabbete daldım. Onun büyüsüne kapıldım. Ve o ihbarda bulunmayı unuttum. Neticesinde oradan canımızı zor kurtardık. Büyük bir yangın oldu. Can dostunu kaybetmiş olmanız. Sanat ve magazin dünyasının pek çok ünlüsü ondan etkilendi, o yangından etkilendi. Hatta Osman Yağmurdur ile abimiz soluduğu zehirli gazlardan kısa bir süre sonra maalesef vefat etti. Böyle etkileri oldu. Açıkçası kendimi sorumlu hissettim. Ben nasıl böyle bir hatayı yaparım diye. Böyle efendim trajik de bir anısı vardır sevgili Kenan Işık'ın bende. Bir de sanat camiasını soracağım. Az önce burada saygı duruşu da yapıldı. Bir yandan burada kendisinin eserleri birazdan ele alınacak, sevenleri konuşma yapacak. Yani sanat camiasında Kenan Işık nasıl birisiydi veya Kenan abi nasıl birisiydi? Bir de onu sormak istiyorum. Valla Kenan abi tanımı çok yakışıyordu. Bir kere çok candandı. Çok hatır şinastı her şeyden önce. Vefalıydı. Yardımseverdi. Ve sanat camiası onun etinden, sütünden, yününden derler ya, her şeyinden faydalanırdı bu konuda. Ama açıkçası o tiyatro salonlarını hınca hınç doldururken, oyunlara kapalı gişe oynatırken, şu salonda ben balkonlara kadar her yerin yine bugün, şu anda hınca hınç dolu olmasını beklerdim. Ne yazık ki biraz vefa tarafımız eksik. İnsanları hem yaşarken hem ölümlerinden, vefatlarından sonra onlara saygı göstermek, onları anmak konusunda biraz aciziyetimiz var. Bunu çokça bu tür anmalarda, cenazelerde görüyoruz. Bu kadar kıymetli, bu kadar değer ihtiva eden, bu kadar örnek bir sanatçının anma töreninde ben Atatürk Kültür Merkezi'nin hınca hınç dolu olmasını, neredeyse ayırt etmeden tüm sanatçı arkadaşlarımızın, dostlarımızın açıkçası burada olmasını beklerdim. Yaz mevsimi, pek çoğu sanıyorum yazdıklarında pek de rahatlarını bozmak istememişlerdir. Ama Kenan Işık en iyisini, en yücesini hak ediyordu gibi geliyor bana. Bir de son olarak bu geçirilen 10 yıldan bahsetmek istiyorum. Çünkü o 10 yıl içerisinde aslında
Kenan Işık'a belki de yaşı yetmeyen kişiler bile, şimdinin gençleri bile Kenan Işık'la alakalı fikirler edinmiş ve hatta sürekli Türkiye'nin gelişimi durumunu Kenan Işık üzerinden bile hesap ediyorlar. Hatta öyle ki bu durumu Kenan abi benzetmesi o, şu anki gençler için de çok fazla yapıldı. Yani her nesle dokunmuş bir kişiydi. Bu 10 yıl içerisinde unutulmamasının sizce yegane sebebi neydi? Aslında sorunun içinde cevabı da var. Harika bir şekilde yorumladın. İşte insanların ruhuna hitap etmek, televizyon ekranından onlara geçmek böyle bir şey. Unutulmuyorsunuz. Gönül tahtında edindiğiniz yer uçucu olmuyor başkaları gibi. Onun için günümüzün nesli de Kenan Işık ağabeyini hatırlıyor, unutmuyor. Ya aslında diğerine ihtiva eden bir şey daha söylemek istiyorum. Az önce atladım. Yarışmanın, kim milyoner olmak ister yarışmasının yabancı format sahibi şirket Türkiye'deki çekimleri bütün dünyadaki yapım ortaklarına göstermiş. Demiş ki bakın bu yarışmanın örnek sunumu budur. Seçeceğiniz sunucuları buna göre tercih edin. Yani Kenan Işık sunuculuktan öte bir sunuculuk kriteri haline gelmiş. Bunu çok önemli buluyorum. İşte onun için de unutulmuyor. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, yani Yüksel Aytu kendisi Sabah gazetesi yazarı ve şöyle bir durum var. Kendisinin de çok anıları var Sayın Rahmetli Kenan Işık'la ve şu anda da bir yandan da tören devam ediyor Kenan Işık anısına ve biz de o töreni takip etmeye devam ediyoruz. Ülkemiz büyük bir değerini kaybetti. İşte o değer içinde burada bir vefa töreni gerçekleştiriyor diyelim. Sözü tekrardan sizlere bırakalım. Ederiz. Bir kez daha biz de Kenan Işık'a Allah'tan rahmet diliyoruz.